Can't wait to get you up for good looking. İzleyende çok olumlu duygular oluşturan tüm bu yatırımlar için bisiklet camiası adına Sakarya Büyükşehir Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi 2021 sezonu yarışmalarımız hakkında bilgileri siz değerli konuklarımızla paylaşma zamanı. 2020 yılında dünyanın en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapan Sakarya, 2021 yılında da sürpriz birçok organizasyona ev sahipliği yapacak. 2021 sezonunda yapılacak olan yarışmalar hakkında teknik bilgilendirmeyi organizasyon direktörümüzle aktaracağız. Organizasyon direktörümüz Sayın Aziz Sırnaç'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Vali Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, UCI Temsilcim, Bisiklet Federasyonu Başkanım, basınımızın değerli temsilcileri ve saygıdeğer katılımcılar. 2021 yılı bisiklet tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Efendim ben nacizane 2014 yılından itibaren Sakarya'da gerçekleşen uluslararası organizasyonların direktörü olarak basın tanıtımlarında organizasyonun teknik bilgilerini sizlere aktarmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadım. Bugün çok vaktinizi almadan hemen organizasyonun teknik bilgilerine geçeceğim. Fakat öncesinde sizlerin de izniyle birkaç teşekkürümü burada iletmek istiyorum. Efendim 2014 yılından itibaren Sakarya'da gerçekleşen tüm uluslararası etkinlikte arka planda çalışan, bu organizasyona emek, katkı, destek sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda saygı ve şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Efendim yine organizasyonun takvime girişinden tüm prosedür işlemleri yürütme kısmına kadar Türkiye Bisiklet Federasyonumuz Sakarya'mızda çok iyi bir koordinasyon yürüttüler. Bu koordinasyonlarından dolayı Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız Sayın Erol Küçükbakırcı'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Sakarya Valiliğimiz ilimizde gerçekleşen tüm etkinliklerde sağlık, güvenlik, emniyet tedbirleri dahil olmak üzere birçok konuda Dünya Bisiklet Birliği'nin takdiri kazanacak katkılar sağladılar. Bundan dolayı Sakarya Valiliğimize ve Sakarya Valimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Efendim her organizasyon için, her organizasyon çalışanları için çok ayrı motivasyon kaynakları var. Dünya Şampiyonası
zannederim ki herkes için çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. Fakat tesipleriyle ve himayeleriyle hem şehrimizi hem organizasyon komitemizi onurlandıran, gururlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Son olarak bir şehir düşünün, kendi öz kaynaklarıyla dünyaya örnek olacak bir bisiklet tesisini burada Sakarya'da inşa etsin. Yine bir şehir düşünün, kendi öz kaynaklarıyla dünyanın en üst düzey organizasyonlarını Türkiye tarihinde ilk defa Sakarya'da gerçekleştirmiş olsun. Yine bir şehir düşünün, tesis, organizasyon başlı başına yeterli değil deyip Türkiye'nin en iyi spor kulübünü, bisiklet takımını ülkemize kazandırmış olsun. Bu şehrimiz ve bu şehrimizin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce'ye çok ayrı bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun efendim. Bize çok güzel heyecanlar ve çalışma hareketi kazandırdığınız için. Şampiyonlarımıza geçebiliriz Oğulcan Bey. İlk başta Sakarya Davisiyeti Şampiyonası. Evet, ve 2021 yılı yarışma takvimimiz ilk olarak Sakarya MTB Cup. Saygıdeğer katılımcılar, Sakarya Damsiyeti Şampiyonası 2014 yılından itibaren Sakarya'da her yıl ara vermeksizin gerçekleşti. Öncelikle Sakarya Damsiyeti Şampiyonası hakkında bilgi vermeden Damsiyeti yarışma kategorileri hakkında çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bir şehir Damsiyeti'nde eğer ilk defa bir organizasyona başvuruyorsa dünyanın en alt kategorisi olan Class 3 kategorisinde takvime girer ve eğer başarılı bir şekilde organizasyonu gerçekleştirirse Class 2'ye yükselme şansı yakalar. Class 2'ye yükseldikten sonra yine Dünya Bisiklet Birliği yeterliliklerini sağladıysa eğer Class 1'e yani dünyanın en üst kategorisine yükselme şansı yakalar. Dünyanın en üst kategorisinden ayrı olarak Dünya Bisiklet Birliği'nin sınıflar üstü olarak adlandırdığı HERS kategori ise dünyanın sadece en iyi 7 organizasyonun dahil olduğu organizasyon sınıfı, aynı zamanda bisikletin Şampiyonlar Ligi olarak da adlandırılmaktadır. Sakarya 2014 yılında takvime Class 3 olarak girdikten sonra bir yıl gibi kısa bir sürede Class 2'ye, yine bir yıl gibi kısa bir sürede de Class 1'e yükselme şansını yakaladı. Arkasından 2016 yılından 2019 yılına kadar Sakarya gerçekleştirmiş olduğu tüm organizasyonları televizyondan canlı yayınlayarak dünyanın ve Dünya Bisiklet Birliği'nin dikkatini çekti ve 2021 yılında Sakarya artık bisikletin Şampiyonlar Ligi'nde ve HERS kategoride Türkiye'nin tek HERS kategori yarışının da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sakarya Dağ Bisikleti Şampiyonası içinde bulunduğumuz 4.3 kilometrelik Ayşe Bisiklet Vadisi'nde yer alan benzersiz geçiş noktalarıyla, teknik noktalarıyla tüm dünya sporcuların yarışmak istediği bir lokasyon haline gelen Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde gerçekleşecek. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorisinde gerçekleşecek yarışma, özel geçişler, teknik alanlar, parkurunun tamamının izlenme şansı yakalanabildiği dünyanın en önemli bisiklet tesislerinden birinde gerçekleşecektir. İkinci organizasyonumuza geçebiliriz. Ve ikinci yarışmamız, maraton yarışmalarının en prestijlisi, dünyada sadece en iyi 6 lokasyona verilen ünvan UCI MTB Marathon Series.
UCI MTB Maraton Series. Yani maraton yarışmalarının dünyadaki en üst kategorisi. 2021 yılında Dünya Bisiklet Birliği'nin başlatmış olduğu bu kategori şu anda dünyada sadece dünyanın en iyi 7 organizasyonuna verilmiş bir ürün var. Sakarya 2020 yılı Maraton Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştirdikten sonra Dünya Bisiklet Birliği Başkanı Sayın David Laparte'nin tüm dünya ülkelerine göndermiş olduğu mektupta yazdığı gibi dünyanın en iyi dünya şampiyonasını gerçekleştirmişti. Bundan dolayı Dünya Bisiklet Birliği ilk defa başlayan uygulamada dünyanın en iyi 6 ve 7 lokasyonundan birisi olarak Sakarya'yı ilan etti ve bu sene yine Maraton Dünya Şampiyonası parkurunda dünyanın en üst kategorisinde bir diğer organizasyona ev sahipliği gerçekleştireceğiz. Organizasyonumuz erkekler kategorisinde 110 kilometre, kadınlar kategorisinde ise 80 kilometre olarak gerçekleşecek. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayacak olan etkinliğimiz yine burada Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde son bulacaktır. Bir diğer organizasyonumuza geçebiliriz. 2021 yılı 3. yarışmamız ülkemiz için bir ilk ve 2021 yılında yapacağımız en büyük organizasyon BMX Dünya Kupası. Efendim birçok önemli etkinlik ve organizasyondan bahsettik. Fakat 2021 yılında ev sahipliği yapacağımız en büyük organizasyon BMX Dünya Kupası. Dünyanın en tepe organizasyonu, olimpik bir branş olan BMX organizasyonu ülkemizde ve şehrimizde ilk defa gerçekleşecek. Aynı zamanda ülkemizin Dünya Bisiklet Birliği standartlarındaki tek BMX parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleşecektir. 23-24 Ekim tarihlerinde Dünya Kupası'nın birinci ayağına Sakarya'mızda ev sahipliği yapacağız. Dünya Kupası'nın ikinci ayağı 30-31 Ekim tarihinde, hemen bir hafta sonra yine burada Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleşecektir. 10 günlük bir periyottan bahsediyoruz. Bu 10 günlük periyot içerisinde Sakarya Büyükşehir Belediye'miz dünyanın yine en zirve organizasyonları, kategori 1'deki dağ bisiklet organizasyonlarından toplam 6 adet daha uluslararası organizasyonu o hafta içerisinde de koyarak, takvime yerleştirerek Sakarya Bike Fest adında büyük bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacaktır. Aynı zamanda Sakarya Bike Fest arasında geçen sene yine Bisiklet Vadisi'nin yanında bulunan Sakarya Expo olarak adlandırdığımız Expo alanı da Bike Fest arasında tüm Sakaryalılara ve ülke dışından gelen misafirlerimize ev sahipliği yapacaktır. Son olarak Dünya Kupası toplamda 4 gün, günde 6 saat olmak üzere toplamda 24 saatlik bir yayın kapasitesine sahip ve tüm dünya üzerinde canlı yanacak olan bu organizasyon ülkemizin, Sakarya'mızın ve bölgemizin tanıtımı açısından da benzersiz bir şans olacaktır. Teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum efendim.
Bisiklet Vadisi gibi dünya çapında bir tesisliğe ev sahipliği yapıyor Sakarya. Aynı zamanda dünyanın en zirve organizasyonlarına Sakarya'da ev sahipliği yapıyoruz. Şehrin bisiklet yatırımlarına adına projeksiyonlarını gururla takip ettik. Ama Sakarya ve bisiklet deyince atlamayacağımız önemli bir konu da Sakarya'nın değil, ülkemizin de gururu olan, ülkemizi katıldığı müsabakalarda gururla temsil eden, ülkemize iki olimpiyat kotası kazandıran Sakarya Büyükşehir Salkano takımı. Kadrosunda 5 ülke şampiyonu ve olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek olan milli sporcularımızı barındıran takımımızı hep beraber tanıyoruz. Ülkemizi 2 yıldır kıta takımı statüsünde temsil eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salkano kadrosunun tamamı milli sporculardan oluşmuştur. Ve şimdi sporcularda sıra. Milli sporcumuz Serdar Anıl Depe. Alkışlarla birlikte onları duyuracağız sizlere. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şampiyonu Soner Akbaş. Milli sporcumuz Burak Abay. Cumhurbaşkanlığı turu Dağların Kralı şampiyonu, dünyanın profesyonel kulüplerinde yarışmış, ülkemize gelmiş en kariyerli sporculardan birisi. Ukrayna'dan Vitali Bult. Ukrayna şampiyonu, zamana karşı disiplininde dünya çapında bir sporcu. Ukrayna'dan Mihailo Kononenko. Komşumuz Yunanistan'dan ülkemizi ve Türkçemizi çok seven sprinter sporcumuz Yorgos Puklas. Milli sporcumuz hafta sonu Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Batuhan Özgür. Takım kaptanımız, kariyeri başarılarla dolu milli sporcumuz Mustafa Sayar. 2020-2021 yılları Türkiye şampiyonu. Geçen hafta Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında şampiyon olarak kupayı ilimize getiren, aynı zamanda olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek olan sporcumuz Onur Balkan. Ve kardeş ülke Azerbaycan'dan, Azerbaycan şampiyonu ve Azerbaycan'ı olimpiyat oyunlarında temsil edecek olan sporcumuz Elçin Asadov. Sevgili izleyiciler, değerli katılımcılar, gönül isterdi ki bu sporcuları adlarını okuduğumuzda sahneye davet edelim ve burada bizlerle birlikte olsunlar ve duygularını, düşüncelerini alabilelim.
Fakat takımımız olimpiyat kampında ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek adına hazırlıklarını tüm hızıyla gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda dünyanın en iyi takımları arasında 8 etapın 7'sinde podyuma çıkan ve turu dağların kralı unvanıyla tamamlayan takımımızı temsil eden iki sporcumuz bugün burada bizlerle ve coşkulu alkışlarla onları sahneye davet edeceğiz. Öncelikle kariyeri başarılarla dolu bu hafta sonu Konya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ferdi ve takım klasmanında Türkiye şampiyonu olan takımımız kadrosunda da yer alarak şampiyonluğa önemli katkı sağlayan takım kaptanımız alkışlarla geliyor şimdi Mustafa Sayar. Çok güçlü alkışlar Mustafa Sayar için. Takım kaptanımız Mustafa Sayar bizlerle birlikte. Bir kez daha çok güçlü alkışlar onun için gelsin Mustafa Sayar. Mustafa böyle selamlaşalım seninle. Hoş geldin. Önce Konya'daki büyük başarıyla ilgili konuşalım. Orası nasıl geçti? Onunla ilgili duygularını alalım. Evet, teşekkür ediyorum. Konya'da ülke şampiyonumuz vardı. Takım olarak bu ülkenin en iyi ve yetenekli sporcularının bir arada olduğu tecrübeli bir takımız. Orada da yine elimizden gelenin en iyisini yapıp takım olarak hem ülke şampiyonluğunu hem ikinciliğini aldık. Hem takım klasmanında birinci olduk. Şehrimizi ve takımımızı en iyi şekilde orada temsil ettik. Peki Sakarya'da bu uluslararası organizasyonların artmasıyla ilgili neler söyleyeceksin? Çok fazla organizasyon var. Bugün onun için buradayız. Sakarya şehrinin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması sizlere nasıl motivasyon oluyor? Evet, biz profesyonel olarak bu işi yaptığımız için böyle üst düzey organizasyonları şehrimizde takımımızın olduğu, takımımızın bağlı olduğu şehirde görmek bizim için gurur verici ve bizim için ileriye dönük daha umutlu sporumuza bakma adına, daha umutlu bakma adına bizim için motivasyon kaynağı. Hepimiz de bu bilinçle çalışarak takımımızı ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bize burada bu yönde destek veren takımımızın yöneticilerine, başkanlarına, federasyonumuza da aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum burada. Sakarya'da gerçekten hepimiz evimizde gibi bu şekilde bu sporu daha destekli şekilde yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha alkışlar onun için gelsin. Takım kaptanımız Mustafa Sayar. Ve ikinci sporcumuz. Yine kariyeri başarılarla dolu Azerbaycan şampiyonu, kardeş ülkemizin sporcusu Elçin Asadov alkışlarla bizlerle. Alkışlar onun için Elçin Asadov. Elçin sen de hoş geldin. Öncelikle duygularını alalım bir. Azerbaycanlı bir sporcu olarak Sakarya'da, İstanbul'da, güzelce Sakarya'da, Türkiye'de bu sporu yapmak neler hissediyorsun? Herkese iyi akşamlar. Herkesi hoş gördük. Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben Azerbaycanlı olsam da, bir yabancı olsam da ama kendimi evimde hissediyorum Türkiye'de. 10 yıldan çoktur yabancı ülke takımlarında koşuyorum. Ama ilk kez ben yabancı kendimi hissetmiyorum. Kendi evimde hissediyorum. Ona göre herkese çok teşekkür ederim. Zaten boşuna kardeş ülke demiyoruz. Yabancı değilsin bizim için. Bizden birisin. Peki Sakarya'daki bu yarışlarla ilgili senin de düşüncelerini alalım. Neler söyleyeceksin? Onu söyleyebilirim ki ya böyle yarışlar bisiklet sporunda az ülkelerde oluyor. Bisiklet sporunu destekleyen bu yarışların önemi çok büyük. Sakarya'ya ben ilk kez geldim.
Ya böyle şey gördüm, buradaki organizasyonu, bisiklete olan desteği, sevgiyi çok mutlu oldum. İşte Ekrem Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Hakikaten ya bisiklet sporunu böyle kazandırmak Türkiye böyle şehirlere çok az ülkede var. Size çok çok teşekkür ederim. Güzel bir şey inşallah bizde de dünya şampiyonu oldu Bembek Süre. Bizim federasyon da kesti bundan önce. Yani bunun dünyada tanınması çok gurur verici bir şey. Şimdi de Türkiye'de ikinci vatanımızda inşallah hayırlı olur, uğurlu olur. Çok teşekkür ediyoruz sana. Tabii. Ben buraya gelmemde bana destek olan Elis Hocam'a teşekkür ederim. Ben ona, bana yazandı. Biz o zaman Karabağ Muharebesi gidiyordu Azerbaycan'da. Bizim yanımızda Aziz Hoca'ya da o zaman böyle söyledim. Bizim bir kardeşimiz var, bizim bir bölümümüz var. O da Türkiye. Bizim bir iki başkanımız var, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev. Ona göre Türkiye her zaman sizin karşınızda baş eğiyorum, teşekkür ediyorum. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar onun için geliyor. Elçin Asanoğlu bizlerle birlikte. Değerli katılımcılar, şimdi artık konuklarımızı da, değerli protokolümüzü de sahneye davet edeceğim. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Cevat Ekşi, Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Bedrullah Erçin ve Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı İlhan Şerif Aykaç kendilerini sahneye davet ediyorum. Sofuoğlu'nu da sahneye davet edelim. Uluslararası kıta takımımızın son dönemde almış olduğu başarılı sonuçları az önce sizlere aktardık. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda kazanılan Dağların Kralı formasını Bedrullah Erçin Bey bizimle birlikte değilmiş. Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Sayın İlhan Şerif Aykaç ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Kenan Sofuoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye takdim edecek. Şimdi o forma alkışlarınızla da birlikte sahneye doğru geliyor. Size takdim edecekler Sayın Başkanım. Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Sayın İlhan Şerif Aykaç ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Kenan Sofuoğlu Dağların Kralı forması Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda kazanılan Dağların Kralı formasını takdim ettiler kendilerine. Ve şimdi de Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Cevat Ekşi, yine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye bu sefer Dağların Kralı kupasını takdim edecek şimdi. Yine Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda kazanılan hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ekrem Bey, sizi bir süre daha sahnede ağırlamak istiyorum ev sahibi olarak. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım,
biraz sonra konuşmanızı dinleyeceğiz ama öncesinde bir videomuz var. Onu sizlerle birlikte izlemek istiyoruz. Ülkemizin her yeri cennet köşesi. Doğasıyla, kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, turizmiyle ve sporuyla. Türkiye'de yaşadığımız ve bu topraklarda doğduğumuz için şükürler olsun diyoruz. Ama Sakarya'mız bir başka. Burası benim evim ve tüm dünya benim misafirim. Sevgili izleyiciler ve saygıdeğer katılımcılar, bisiklet vadisi ve dünya şampiyonası gibi ilkleri Sakarya'mıza yaşatan, bununla yetinmeyip her geçen gün Sakarya'yı dünyada marka haline getirecek etkinlikleri Sakarya'mızla buluşturan, bugün burada ev sahibi olduğu için sizleri ilk karşılayacak ve hoş geldiniz konuşması yapacak olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'yi konuşmaları yapmak üzere güçlü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok saygıdeğer vali vekilim, çok değerli milletvekilim, çok değerli AK Parti İl Başkanım, çok değerli kaymakamlarım, mali yardımcılarım,
Çok değerli federasyonumuzun mümtaz şahsiyeti, değerli başkanım ve başkan yardımcım. Azerbaycanlı federasyon üyesi kardeşimiz. Çok değerli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli katılımcılar, değerli bürokrat arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, çok kıymetli gençler, değerli sporcular, değerli hocalarım, her birinizi bu güzel gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun inşallah. Çok saygıdeğer spor severler, değerli basın mensupları, törenimize tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bisiklet şehri Sakarya bu yıl pek çok bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacaktır. Dünyanın farklı yerlerinden spor severleri, sporcuları ve gazetecileri şehrimizde ağırlayacağız. Tabiri caizse sporun, bisiklet sporun kalbi 2021 yılında Sakarya'da atacaktır. Kıymetli hazırın, değerli katılımcılar, şehrimizi bisiklet sporunda ülkemizin ve dünyanın önde gelen şehirlerinden biri yapmak için gündüz gece demeden gayretle çalışıyoruz. Sakarya dünyadaki pek çok şehre nazaran önemli artılar olan bir şehirdir. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun, Sakaryalılar çok cömert davranmışlardır. Özellikle muazzam bir iklime sahibiz. Müthiş bir toprak yapısına sahibiz. Sakarya'mız Akdeniz, Marmara ve Karadeniz iklim tiplerinin kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Bitki örtüsünde bu üç iklim tipine özel çeşitler bulabiliyorsunuz. Bu üç iklim tipiyle beslenen ve güneyden kuzeye, batıdan doğuya çeşitlilik arz eden bir toprak yapısına sahibiz. Topraklarımız çok şükür mümbittir. Ne ekersen karşılığını alabilirsin. Hatta doğru yöntemler yapıldığında yılda birden fazla hasat imkanı, ürün alma imkanı vardır. Toprağımız pamuk gibi. Hatta ismini bu toprak yapısından almış bir ilçemiz bile vardır. Pamuk gibi ovalar ve topraklar sayesinde Sakarya'mızda Pamukova ilçemiz vardır. Yine coğrafi avantajlar sayesinde hemen göze çarpıyoruz. Bir kere Türklere konu olmuş, uğruna savaşlar verilmiş, sevda ve ayrılık hikayelerine konu olmuş Karadeniz kıyılarımız vardır. Karasu limanımız sayesinde deniz yoluyla kuzeye açılabiliyoruz. Doğa harikaları arasında ismi sık sık zikredilen Supasan ormanlarından, dünyanın en önemli ormanlarından biri olan Acarlar Longazı Sakarya'mızdadır. Ülkemizin tarihinde önemli bir yere sahip olan, kenarında nice yiğitlerin vatan uğruna toprağa düştüğü şehrimizin adı Sakarya, nehrimizden gelen kutsi bir isimdir. Sakarya'nın yanı sıra Çat Deresi, Dinsiz Çayı, Mudurlu Çayı, Darı Çayırı, Maden Deresi, Melen Çayı gibi farklı farklı akarsularımız vardır. Hakkında efsaneler üretilmiş. Ülkemizin en önemli turistik bölgelerinden biri sayılan ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölümüz vardır. Sapanca'nın yanında Poyrazlar, Taş Kısığı, Akgöl, Küçük Akgöl, Küçük Boğaz ve Küçük Gökçekören gibi küçüklü büyüklü göllere sahibiz. İnsanın kendisini unutup dünyayı ve kainatı tefekkür edebileceği dağlarımız ve yaylalarımız vardır. Samanlı, Keramali, Çam Dağları, Keramali, Acelle, Dikmen, Çiğdem, Turnalık, Sultanpınar, Karagöl, Soğucak, Davulunmaz gibi yaylalarımız vardır. Ülkemizin mega kentlerine yakınlığımız sebebiyle hem Türkiye ile hem de tüm dünya ile bağlantını kurabilecek ulaşım ağların neresiyle kesişme noktası Sakarya'dadır. Sakarya'mızın belki de en önemli yönü kültürdür. Sakarya yüzlerce farklı coğrafyadan gelen farklı kültürlere mensup insanların barış içerisinde bir arada yaşadığı bir şehirdir. Biz buraya Balkanlardan, Karadeniz'den, Kafkaslardan, Afganistan'dan, İran topraklarından, Suriye ve Irak bölgesinden gelen pek çok hemşerimizlerle birlikte yaşamaktayız.
bu saydığımız bölgelerden gelen kardeşlerimiz kendi kültürlerini muhafaza ettiler, kendi kültürlerini diğerlerine saygı duyarak yaşamaya devam ettiler. Ortaya muazzam bir medeniyet birikimi çıktı. Bu birikimi misafirperverlikle, yemek kültüründe, düğün, bayram, cenaze gibi müşterek meselelerde ve ikili sohbetlerde görmek mümkündür. Yani Sakarya aslında tüm dünyanın bir minyatürüdür. Şehirlerin şehridir. Kıymetli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, şehirlerin şehri Sakarya'yı bir spor şehri yapmak için gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizde sporla uğraşan tüm gençlerimizi ve spor kulüplerimizi destekliyor, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi spor kulübümüzde pek çok gencimizle birlikte hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil ediyoruz. 24 branşta hizmet veriyoruz. Şehrimizin farklı yerlerine kurduğumuz spor parklarıyla genç, yaşlı tüm hemşehrimizin sporla ilgilenmesini sağlıyoruz. Bunların dışında spor için gerekli olan altyapı hizmetlerini bir bir sağlıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu tesis, yani Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, dünyanın en modern ve en donanımlı bisiklet vadisidir. Aynı anda bisiklet sporunun farklı türlerinde birden fazla dünya yarışının yapabileceği parkurlara sahip olan bir parkurdur. Vadiyle bağlantılı bisiklet yollarımızı şehrimizin neredeyse tamamına bağlıyoruz. Bisikleti olmayan hemşehrilerimiz için SAKBİR, SAKBİS uygulamasını tavsiye ediyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yollarımızla entegre akıllı istasyonlara sahibiz. Bu akıllı istasyonlardan bisikletlerinizi kiralayabilirsiniz. Bisiklet yolları aracıyla Sakarya'yı gezebilir ve işiniz bittiğinizde size en yakın istasyona bırakabilirsiniz. Bu çalışmaların dışında uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla işbirliği içerisinde pek çok bisiklet projesi üretiyoruz. Karadeniz'de pedal çevirelim projesiyle Sakarya'dan başlayarak Karadeniz'e kıyısı olan Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan gibi şehirlere ulaşan güzergahlar hazırlıyoruz. Kıymetli katılımcılar, değerli dostlar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde geçen yıl pek çok müsabaka düzenlendi. Sakarya Yarışması, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve 2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası düzenlendi. Bu yıl Dağ Bisikleti Maraton serisinin bir etabı burada oynayacaktır. Bunun dışında Sakarya MTB Cup yine burada düzenlenecektir. Son olarak da bizi en çok heyecanlandıran BİMEX Dünya Kupası şehrimizde gerçekleşecektir. Şampiyonlar ve yarışmalar dışında festivaller, fuar organizasyonları ve çeşitli etkinliklerle sonbahar aylarında Sakarya gerçekten bisiklet şehri olacak, bisikletle hemdem olacaktır. Şehirleri bu uzun soluklu ve heyecanlı etkilerden mutlaka görmek istiyoruz. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, 2021 yılında düzenlenecek müsabakaların, Dünya Kupası'nın, şampiyona yarışmalarının, festivallerin, fuar organizasyonlarının ve çeşitli etkinliklerin şehrimize hayırlı olması temenni ediyorum. Ve bu duygularla sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve şu kelimeyi tekrar ediyorum. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz. Hürmetlerimle. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Vali Vekilim, çok kıymetli milletvekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım,
ilçe belediye başkanlarımız, Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili eski müsteşarımız, Bisiklet Federasyonu Teknik As Başkanımız, çok kıymetli hazırım İl Başkanımız, hepinizi Bisiklet Federasyonu ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün yine bir organizasyonun içindeyiz. Ben de önce geçmişte iki tane olimpiyata katıldım. 1972 yılındaki olimpiyatın analizinde der ki, dünyanın en zor sporu bisiklet. 100 kilometrede 4,5 kilo kaybediyorsunuz diyor. Hiçbir branş yok bu kadar zor olan. Hani bildiğimiz sporlar var ya, bugün güncel sporlar 15-20. Sıralarda geliyor. İkinci kano, üçüncü maraton, dördüncü basketbol sıralayarak gidiyor. Bugünkü güncel futbolda 15-20. Sıralarda 90 dakikada bir futbolcunun 11 dakika sporda kaldığı söyleniyor. Ama bugün 13 dakikaya çıktı, 15 dakikaya çıktı bilmiyorum. Bisiklet tabii ki ne kadar anlatsak, sabahlara kadar konuşsak bisikletin faydalarını bitirmemiz mümkün değil. Bakın Sakarya 69 kilometre bisiklet yolu yapmış. Bu 69 kilometre ekonomi demek. Bu 69 kilometre sağlık demek. Bu 69 kilometre temiz hava demek. Tabii ki her şeyin öncülüğünü de bisiklette gerçekten Sakarya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız yapıyor. Bu belediyeler birliğinde de iyi olduğuna göre acaba diyorum ki bu BMX Dünya Şampiyonası'nda tüm belediye başkanları burada toplayabilir mi? Bu güzellikleri birlikte paylaşılabilir mi? Çünkü bisiklete yatırım yapan mutlaka kazanıyor, ülke kazanıyor. Dolayısıyla yani bu tip organizasyonlara inşallah örnek olacak diye de düşünüyorum. Çok değerli hazırım, her geçen gün bisikletin kıymeti ve önemi artarak devam ediyor. Bisiklette bir yaşam biçimi oldu. Şöyle ki, ayakta durduğunuz sürece yaşıyorsunuz, bisiklette de pedal çevirdiğiniz sürece bisikletin üzerinde kalıyorsunuz. Onun için her gün mutlaka bisiklete binmek lazım. Ulaşımı bisiklete değerlendirmek lazım. Sakarya zaten Aziz Sırnac'ın yönetiminde gerçekten başarılı bir çizgi, başarılı bir grafik çiziyor. Yani bunu görmezden gelmek mümkün değil. Her gittiği yerlerde hakikaten başarı grafiğini artırarak da devam ediyor. Gerek Cumhurbaşkanlığı turumuzda, gerekse uluslararası mücadelelerde biz de bunlara şahit oluyoruz. Biz inşallah az önceki kafenin açılışında söylediğim gibi eğer buraya eğer bir velodrom yapılırsa, bakın buraya çok iyi dikkat edin, 36 tane olimpiyat madalyasının olduğu bir branşta ben de bir eski bisikletçi olarak derim ki 6 madalyayı mutlaka Türkiye'ye getiririz olimpiyatlarda. Çünkü biz kısa patlama gücü olan yarışlarda dünyada en iyiyiz. Ama uzun metrajlarda dağılıyoruz. Şimdi doğrusunu söyleyelim. Velodrom'da bir patlama sporu olduğu için, burada yüksek performans gözüktüğü için bizde de bu tip sporcular çok. Biz federasyon olarak Konya'daki açılacak velodrom için yavaş yavaş teknik as başkanımızla, başkan vekilimizle istişare ederek dünyada çeşitli yerlerde kurslar aldırmaya başlamak üzereyiz. İnşallah biz Ekrem Başkanımızın bu kadar hızlı hareket ettiği, hızlı projeler gerçekleştirdiği de hepimiz için malumdur. Bu velodromu da biz bir ay içerisinde kendisine getirip bir sözleşme yapacağız. Ve kendisine dünyanın en iyi projesini teslim edeceğiz. Biz Ekrem Başkanımızdan da bunu sanki böyle 3 ayda bitirecek gibi falan da görüyoruz. Çünkü nereye el atarsa uçuyor. İnşallah bununla birlikte açılışını yapar. Geleceğin şampiyon sporcularında birlikte göreceğimiz düşüncesiyle ben de katılımlarından dolayı ve federasyona verdiğiniz değerden dolayı saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı'ya konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi de Dünya Bisiklet Birliği temsilcisi Sayın Farhat Aliyev'i konuşması için sahneye davet ediyorum. Bayılar. Öncelikle yeniden Türkiye'de, kardeş ülkede olmamdan memnunluğumu bildirir ve burada her seferimde gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Türkiye ve Azerbaycan dostluğu, kardeşlik artık kimseye sır değil ve bu hakta saatlerce konuşmak olur. Bizim için onur verici daha bir durum, Azerbaycan milli takımının sporcusu Elçin Asadov'un Salkano Sakarya bisiklet takımının bir parçası olmasıdır. Bundan dolayı size Azerbaycan Bisiklet Federasyonu adından teşekkürümü bildirmek istiyorum. Uluslararası Bisiklet Federasyonu'nun UCI'nin resmi temsilcisi olarak her zaman Türkiye'de organize edilecek turnuvalarda destek vereceğime söz veriyor. İhtiyaç duyularsa hans ki daha kalpten inanıyorum, Salkano Sakarya'nın dünya turu takımı olması yönündeki izlerimizde her zaman bana güvenebileceğinizi, emin olmanızı buradan beyan ediyorum. Bizim için her zaman Türkiye Azerbaycan, Azerbaycan ise Türkiye'de. Teşekkür ederim. Dünya Bisiklet Birliği temsilcisi Sayın Farhat Aliyev'e konuşmaları için teşekkür ederiz. Ve şimdi de Sakarya Mahalli Vekilimiz Sayın Ersin Emiroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Geldiniz. Buyurunuz. Sayın milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti İl Başkanım, çok değerli protokol üyeleri, Bisiklet Federasyonu'nun değerli başkanı, bisiklet severler. Çok az kişi kaldık ama bisiklete gönül verenlerin hepsine, ekranları başındaki bütün dostları, bisiklet severleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sakarya Valimiz Çetin Oktay Kaldırım aramızda değil, şehir dışında olduğu için onu temsilen, valimizi temsilen burada bulunuyorum. Sizlere en kalbi sevgilerini, selamlarını iletmek